Herkese merhabalar. Bu videomuzda İstanbul Teknik Üniversitesi Mat 104 yani Matematik 2 dersinin 2024 yaz dönemi vize sınavının sorularının çözümlerini yapıyoruz. Birinci soru boşluk doldurma sorusu. Bu soruda AN dizisi pozitif terimli bir dizi olsun diyor. AN Fn bir fonksiyon. Fn şeklinde verilmiş. F'in bazı özelliklerini veriyor. Bu F hangi özelliklere sağlaması gerekiyor gibi bir şey söylüyor. Şimdi asıl önemli nokta şurası. Bu seri ile bu fonksiyon her ikisi de yakınsaktır veya her ikisi de ıraksaktır diyor. Burada aslında bahsetmeye çalıştığı şey integral testi. İntegral testi. Buradaki fx fonksiyonu, buradaki f fonksiyonu sürekli olmalı. Sürekli azalan ve pozitif olmalı. Eğer bu üç şart varsa fx için buradaki genelleştirilmiş integral, improper integral ile şu seri aynı karakterdedir. Her ikisi de yakınsak veya her ikisi de ıraksak. Sürekli azalan ve pozitif. Cevabımız C şıkkı olur. İkinci soruda A1 1 olarak verilmiş bir dizinin ilk terimi. AN artı 1 ile AN arasında şöyle bir ilişki verilmiş. Şıklarda da AN dizisi ile AN serisi ile alakalı bazı sorular sorulmuş. Hangileri doğru, hangisi doğru, hangisi değil. Bunlara bakıyoruz. Şimdi şöyle bir şey diyelim. Limit N sonsuza giderken AN limitine L diyelim. O zaman limit n sonsuza giderken a n artı 1 a n ile a n artı 1 arasında sadece bir büyük terim. Sonsuza giderken bu limit L oluyorsa bunun limiti de L olacaktır. O halde biz şöyle bir şey yapalım. Limit n sonsuza giderken a n artı 1 eşittir. Limit n sonsuza giderken n artı 1 bölü 2n artı 3 çarpı a n. Her iki tarafın limitini aldık. Burası L, burası da şuranın limiti 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2 L. L ile 1 bölü 2 L'nin eşit olabilmesi için L eşittir 0 olmalı. O halde limit n sonsuza giderken AN limiti eşittir 0. Limiti 0 olduğu için AN dizisi yakınsak olur. Peki serinin yakınsaklığı için ne diyeceğiz? Onun için de oran testi. Limit n sonsuza giderken a n artı 1 bölü a n oranına bakıyoruz. Bu birden büyük mü küçük mü? Limit n sonsuza giderken a n artı 1 bölü a n. Bu da verilen eşitlikten n artı 1 bölü 2 n artı 3 olarak yazılabilir. Bu 1 bölü 2'ymiş. Yani birden küçük olduğundan bu AN serisi yakınsak olur. Yani her ikisi de yakınsak olacakmış. Converges yakınsak demek. Cevabımız B şıkkı olur. Üçüncü soruda P değerinin tüm değerlerini bulmamızı istiyor. Nasıl bir değer bulacağız? Bunu yakınsak yapan değerleri bulacağız. Öncelikle 3 üzeri n 1 artı bunu şey olarak yazalım. 3 üzeri 2n p diye yazalım. Bu an. 3 üzeri n olacak şurası. Burada limit karşılaştırma yapmaya çalışacağım. Çünkü şurada 3 üzeri n'ler var. Bunların şeylerini benzetmeye çalışalım. 1 bölü 3. Bunlar arasındaki fark nedir? 2np eksi 2np eksi n. Bunlar arasındaki fark bu. Böyle alırsak limit n sonsuza giderken an bölü bn oranının limit karşılaştırma testi yapıyoruz. Limit n sonsuza giderken x'ini birbirine böldüğümüz zaman şu ifade yukarı çıkacağı için yukarıdaki n'i götürecektir.
Dolayısıyla 3 üzeri 2np 1 artı 3 üzeri 2np. En sonsuza giderken aşağıdaki şeyin birim bir önemi yoktur. Bu oran 1 çıkar. Bu limitimiz 1 çıkar. Limit 1 çıktığı için ikisi de aynı karakterdedir. Bir çıkması önemli değil burada. Sıfır ve sonsuz çıkmadı. Onun haricindeki her şey çıkarsa ikisi de aynı karakterdedir. Limit karşılaştırma testi. Limit karşılaştırma testi yazalım buraya. İkisi de aynı karakterdedir. Yani bu seriyle bu seri aynı karakterdir. Bunun yakın olması için o zaman bunun yakın olması, yakınsak olması gerekiyor. 1 bölü 3 üzeri 3 üzeri 2 n p eksi n yakınsak olmalı. Bu bir geometrik seri. Geometrik serinin yakınsak olabilmesi için bunu aslında şöyle yazarsak daha güzel olacak. Geometrik seri formatına sokalım. 1 bölü 3 üzeri 2p eksi 1 bunun n'inci kuvveti. Şimdi geometrik seri formatında oldu. Bunun yakınsak olabilmesi için şuradaki şeyin birden küçük olması gerekiyordu. Eksi 1 ile artı 1 arasında olması gerekiyor. Bu zaten pozitif olduğu için negatif taraflara gitme ihtimali yok. 1 bölü 3'ün kuvvetlerinin negatif olma ihtimali yok. Dolayısıyla buranın birden küçük olması gerekiyor. 1 bölü 3 üzeri 2p eksi 1 küçük 1 olmalı. Bunun birden küçük olabilmesi için 2p eksi 1'in ne olması gerekiyor? Pozitif olması gerekiyor. Buradan da 2p'nin birden büyük olması ve p'nin 1 bölü 2'den büyük olması sonucuna ulaşırız. Dördüncü soru. An eşittir 3 bölü n artı 2 çarpı n artı 1 diye yazılabilir bu. Bunu da basit kesirlere ayırmaya çalışalım. A bölü n artı 1 artı b bölü n artı 2 diye ayırırsak 3 eşittir. Bunu n artı 2 ile genişletmem gerektiği için a çarpı n artı 2 b çarpı n artı 1. 3 eşittir. A n artı 2 a artı b n artı b. 3 eşittir. A artı b bu n'in katsayısı. Sonra da 2 a artı b. Sol tarafta n olmadığı için a artı b'nin 0 olması gerekir. 2 a artı b'nin de solda 3 olduğu için 3 olması gerekir. B eşittir eksi a yazabiliriz. B eşittir eksi a yazarsak a eşittir 3 olur. B de a'nın tersi olduğu için eksi 3 olur. 3'e eksi 3. O zaman Sn'i oluşturalım. Sn ne demektir? Öncesinde an'i bir daha güzel bir şekilde yazalım. An eşittir. A'yı 3 olarak bulduk. 3 bölü n artı 1 eksi 3 bölü n artı 2 şeklinde yazılabilirmiş. Sn kısmi toplamlar dizisi. Yani İlk n tanesinin toplamı a1, a2, nokta nokta an. A1 ne olur? N yerine 1 yazarsak 3 bölü n yerine 1 yazarsak 3 bölü 2. Eksi n yerine 1 yazarsak 3 bölü 3. Sonra 2 yazarsak artı 3 bölü 3, eksi 3 bölü 4. Bu şekilde devam ediyor. N yerine n yazdığımız zaman 3 bölü n artı 1, eksi 3 bölü n artı 2 elde edilir. Böyle eksi artı eksi artı şeklinde bu terimler gider. Eksi artı en son bu artı gitti. Yani Sn kısmi toplamlar dizisi şöyle elde edilir. Bunun limitini alınca limit n sonsuza giderken 3 bölü 2 eksi 3 bölü n artı 2
Bunun limiti 3 bölü 2. Bu verilen serinin toplamı olmuş olur. Cevabımız 3 bölü 2, yani D şıkkı. 5. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu serilerin yakın saklığı, ırak saklığı ile alakalı doğrudur? Limit n sonsuza giderken n kare bölü 2n kare artı n artı 2. Bu limitimiz 1 bölü 2, yani sıfırdan farklı olduğu için, ilki için konuşuyoruz. Sıfırdan farklı olduğundan n'inci terim testinden ırak. Yani şöyle ifade edebiliriz. Bir serinin öncelikli olarak yakınsak olabilmesi için öncelikli olarak limitinin sıfır olması gerekir. Limiti sıfırdan farklı ise ırak diyoruz. Sıfırsa bir şey söyleyemeyiz. Yakın saklı, ırak saklı ile alakalı. Birincisi ırak sak dedik. İkincisine bakalım. İkincisi için de şöyle bir şey diyebiliriz. Kos kare n bölü 3 üzeri n. Kos karenin maksimum değeri 1 olduğu için 1 bölü 3 üzeri n'den küçüktür. 1 bölü 3 üzeri n. Bunu böyle yazabiliriz. Geometrik seri bu. Yakınsaktır. Geometrik serisi yakınsak olduğu için burada 1 bölü 3 var. Birden küçük. Eksi 1 ile artı 1 arasında olduğu zaman şuradaki terim 1 bölü 3 üzeri n. Bu şekildeki seriler geometrik seri ve yakınsak olur. Eksi 1 ile artı 1 arasında olduğu zaman. Yakınsak olduğu için peki burada nasıl bir kıyaslamamız var? Daha büyük bir seri. Bunlara biraz seri işareti koyarsam daha büyük bir serinin toplamı bile yakınsak, yani sonlu ise bu da sonlu olmak zorunda. Yakınsak olduğu için direkt karşılaştırma testi. Bu testin ismi. Direkt karşılaştırma testinden kos kare n bölü 3 üzeri n serisi yakınsaktır. Bir ıraksak, iki yakınsak. Bu değil. İki yakınsak olduğu için diverge ıraksak demek. İki diverge değil, ıraksak değil. İki diverge demiş, yani ıraksak değil. Birin ıraksak olduğunu biliyoruz. İkinin yakınsak olduğunu biliyoruz. Şu an bu iki şıkta duruyor. Gelelim üçe. Burada da 3'te oran testi yapsak çalışır diye düşünüyorum. Limit n sonsuza giderken a n artı 1 bölü a n oranının limitine bakalım. Limit n sonsuza giderken a n artı 1 e üzeri n artı 1 ve n artı 1 faktöriyel bölü a n'i de ters çevirip çarparsak n faktöriyel ve e üzeri n. Buradan bu limitimiz, bir adım daha yazalım. Limit n sonsuza giderken e üzeri n'ler sadeleşir, n faktöriyeller sadeleşir. Bu limit 0 çıkar. Yani birden küçük olduğundan oran testi. Oran testinden 3. yakınsaktır. 3. serimiz yakınsak olur. 3. de yakınsaksa 2 ve 3 yakınsak, 1 ıraksak cevabımız D şıkkı. 6. soru kuvvet serisi. Kuvvet serilerinde her zaman şu şekilde, çoğunlukla şu şekilde başlarız. Mutlak değer içinde AN artı 1 bölü AN oranının limitine bakarız. Yani oran testi uyguluyoruz. Limit N sonsuza giderken AN artı 1. N artı 1. 4 üzeri N artı 1. X eksi 1 üzeri 2n artı 2 yapar. Bu an artı 1 bölü an. Buradaki an'i ters çevirip çarpmamız gerekiyor. Dolayısıyla şöyle aşağıya n gelir. Ve aşağıya x eksi 1 üzeri 2n gelir.
Aşağıdaki 4 üzeri n de yukarı çıkar. Burada biraz daha düzenleyelim. Limit n sonsuza giderken şöyle diyelim. N artı 1 bölü n. Bunları beraberce toparlayalım. Sonra x eksi 1'in karesi olur. İki n'ler birbirini götürür. 4 üzeri n artı 1 ve 4 üzeri n. 4 üzeri n kısımlar birbirini götürür. Şu limitimiz zaten 1 çıktığı için o zaman buradan x eksi 1'in karesi bölü 4 çıkar. Şurasını belirtelim. Buradaki limitimiz 1'dir. Oran testinin sonucunun yakınsak olduğunu söyleyebilmek için bu limitin sonucu 1'den küçük çıkmalı. O halde x eksi 1'in karesi 4'ten küçük olmalı. X eksi 1'in karesi 4'ten küçük olacaksa x eksi 1 şöyle 4 diyoruz. 2 ile eksi 2 arasında olmalı. Her tarafa artı 1 eklersek x'ler eksi 1 ile 3 arasında olmalı. Şimdi bir de uç noktalara bakmamız lazım. X eşittir 3 için serimiz ne olur? N eşittir 1'den sonsuza. X yerine 3 koyarsak n bölü 4 üzeri n. X yerine 3 koyarsak 2 üzeri 2n. Bunlar birbirini götürür. Serisi bu seri sadece n'den ibaret ıraksaktır. Çünkü neden dolayı ıraksaktır? N olduğu için bunun limit n sonsuza giderken n sonsuzdur. Yani sıfırdan farklı. Ne bunun ismi? N'inci terim testi. O zaman 3 dahil olmayacak. Bunları attık. Eksi 1 dahil mi değil mi bakalım. X eşittir eksi 1 için n eşittir 1'den sonsuza n bölü 4 üzeri n. Bu sefer eksi 2 üzeri 2n. Aynen. Yukarısı çift olduğu için yine bunlar tekrar birbirini götürecek. Aynı yukarıda bahsettiğim şekilde serisi ıraksaktır. Sebebi yukarıda yazılı. Her ikisinde de ıraksak olduğu için cevabımız A olacak. Eksi 1 ve 3'ü dahil etmiyoruz. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi şartlı yakınsaktır? Mutlak yakınsak olmayacak. Öncelikle mutlak yakınsak olan var mı? Ona bakalım. Ya da tek tek gidelim. Bir de mutlak değerli halini düşünürsek acaba yakınsak mı, ıraksak mı bakalım. Mutlak değer içinde şurayı düzeltelim. Mutlak değer içinde eksi 1 üzeri n bölü n kare artı 1. Mutlak değer alınınca bu 1 bölü n kare artı 1 serisine dönüşür. Bu da şeyden küçüktür. N eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n kare serisinden daha küçüktür. Çünkü şuradaki şeyi atınca paydayı küçülttüm. Payda küçülünce kesir büyüdü. Bu da bu seri P testinden yakınsaktır. P testi nedir? Onu da kısaca izah edelim. P testi 1 bölü n üzeri P tarzındaki seriler P büyük 1 için yakınsak, P küçük eşit 1 için ıraksak. Bundan dolayı bu yakınsak. Yani birdeki seri mutlak yakınsak çıktı. Mutlak değerli hali yakınsak olduğu için bu mutlak yakınsak oldu. Şartlı yakınsak olmasını istediği için 1 olanları atalım. Gelelim 2'ye. N eşittir 1'den sonsuza mutlak değerli hali eksi 1 üzeri n artı 1 n üzeri 1 bölü 3. N eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n üzeri 1 bölü 3 yaptı.
serisi aksaktır. Sebebi P testi. Yukarıda bahsettik. Buradaki sayı birden küçük olduğu için aksak. Yani mutlak yakınsak değil. Mutlak yakınsak değil. Acaba şartlı yakınsak olabilir mi? Bunun için de alternle seri test uygulayacağız. Burada UN terimi şu eksiliği attığımız zaman kalan terim yani 1 bölü n üzeri 1 bölü 3. Bunun için 3 tane şartı sağlarsa yakınsak diyeceğiz. Birincisi UN 1 bölü n üzeri 1 bölü 3 pozitif olmalı. Bu sağlanıyor. Limiti 0 olmalı. Limit n sonsuza giderken UN eşittir 0 olmalı. Üçüncüsü de UN yani 1 bölü n üzeri 1 bölü 3 azalan olmalı. Bu üç şart da sağlanıyor. Neden azalandır? Bu n'e 1, 2, 3, 4 diye değerler verdikçe paydalar büyür. O yüzden gittikçe azalır. Üç şart sağlandığı için alterne seri testi bu testin ismi. Alterne seri testinden verilen seri yakınsaktır. Mutlak yakınsak bulmadığımız için buradan yakınsak olarak bulduğumuz için şartlı yakınsak olur. 2'deki şartlı yakınsak. Dolayısıyla 3'ü de attık. Gelelim 3'e. 3'tekini de yine mutlak değer olarak gidelim. 3'tekini aslında ona da gerek yok. Direkt olarak şunu gördüm. Limit n sonsuza giderken eksi 1 üzeri n artı 1 n'inci dereceden kökün içinde n. Bu limit bilinen bir limit. Yukarıdaki eksi 1 veya artı 1 verir. Aşağıdaki de bu limitin sonucu 1'dir. Aşağıdaki limitin sonucu 1'dir. Dolayısıyla bunun sonucu artı 1 veya eksi 1 olur. Direkt olarak bunun genel terim limitine baktık ve sıfırdan farklı çıktı. N'inci terim testinden ıraksak oldu. Direkt olarak şey olarak baktık. Eksili olarak onu da dahil ederek baktık. Yani mutlak değerli haline bakmadık. Dolayısıyla bu mutlak yakınsak, şartlı yakınsak değil. Direkt olarak ıraksak. Çünkü N'inci terim testini geçemedi. Iraksak olduğu için 3'ü de atıyoruz. Yalnız 2 yani D şıkkı. Şuraya da şeyi not edelim. Limit n sonsuza giderken n'inci dereceden kökün içinde n. Bu limitin sonucu 1 olur. 8. soru fx eşittir 2 üzeri 2x verilmiş. Bunun x eşittir 1'deki Taylor serisi. Bunu Taylor serisinin standart formülizasyonuyla yapabiliriz. Fx'i şöyle de alabiliriz. 2 üzeri 2x yerine 4 üzeri x. Peki türevi nedir bunun? 4 üzeri x'i aynen yazıyoruz. Bir de ln 4 gelir. İkinci türevi nedir? 4 üzeri x'i aynen yazıyoruz. ln 4 zaten vardı. Bir tane daha ln 4 geliyor. Şuranın ln'i. Üçüncü türev. 4 üzeri x'i aynen yazıyoruz. ln 4'ten bu sefer 3 tane oluyor. Dolayısıyla bunların yardımıyla herhangi bir mertebeden türevini 4 üzeri x hepsinde var. Şöyle yazabiliriz. 4 üzeri x. Birinci türevde ln 4'ün birinci kuvveti. İkinci türevde ln 4'ün ikinci kuvveti. N'inci türev herhangi bir türevini alırken de burada kuvvet olarak n bulunur. Peki bu sıfır içinde yani fonksiyon kendisi içinde geçerli mi? N yerine sıfır koyarsak 4 üzeri x'i veriyor. N eşittir 0 için de bu geçerli. N büyük eşittir 0 yazabiliriz. Peki bunun 1'deki değeri kaçtır? X yerine 1 koyarsak 4 çarpı ln 4 üzeri n olur. Tamamdır. Şimdi Taylor seri açılımının formülü neydi? F'in n'inci dereceden türevinin 1'deki değeri x eksi 1 üzeri n bölü n faktöriyel.
2 üzeri 2x'in seri açılımı bu şekilde n eşittir 0'dan sonsuza. Bu formülde sıfırdan başladığı için hiçbir problemimiz yok. Bunları yerine yazalım. N eşittir 0'dan sonsuza. F'in n'inci dereceden türevinin 1'deki değeri. 4 çarpı ln 4 üzeri n. Bu tamam. X eksi 1 üzeri n bölü n faktöriyel. Bunu biraz daha düzenlersek n eşittir 0'dan sonsuza. 4 çarpı ln 4'ü 2 ln 2 diye yazabiliriz. Buradan da n eşittir 0'dan sonsuza. Buradan 2 üzeri n. Burada da 2 üzeri 2 var. 2 üzeri n artı 2 ln 2'nin n'inci kuvveti x eksi 1 üzeri n bölü n faktöriyel gelir. Sanırım A şıkkı buna benziyor. Tekrar bir kontrol edelim. 2 üzeri n artı 2 ln 2'nin n'inci kuvveti. Evet, A şıkkı doğru cevabımız.